Hey beni tıkladığınız için teşekkürler. Google Earth'le eğlenmek için veya tamamen eğitim amacıyla hiç oynamadıysanız o zaman çok şey kaçırmışsınız demektir. Yani bir tek siz kaldınız. Uydu görüntülerinden görebileceğiniz ve kuş bakışı bakamıyorsanız muhtemelen yakalayamayacağınız bir sürü harika ve tuhaf şey var. Ünlü manzaralar, tuhaf semboller, Batman'in gizli sığınağı. Bir dakika ne? Doğru duydunuz. O ve daha fazlası için seyretmeye devam edin. Pekala, işte başlıyoruz. 1 numara, Tucson, Arizona'daki uçak mezarlığı. Kullanım dışı kaldıktan sonra uçaklara ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bir yere gitmeleri lazım değil mi? Onlar için gerçek mezarlıklar olduğunu hiç tahmin eder miydiniz? İnsanlar gibi gömülmüyorlar, öyle bir şey değil. Artık kullanılmayan hava taşıtı, parçaları değerlendirilene veya daha sonra tekrar kullanılana kadar özel bir depolama tesisine gönderiliyor. Tucson, Arizona'daki uçak mezarlığı dünyada açık ara en büyük olanıdır. Uzaydan kolayca görebiliyorsanız bu bir ipucu veriyordur. 2 numara, Sydney, Avustralya'daki fazla büyümüş gemi enkazı. Sydney'in Homebush koyundaki SS Arrowhead bu yerin eskiden büyük bir ticaret limanı olduğunu hatırlatıyor. 1911'de inşa edildi ve 2. Dünya Savaşı sırasında tedarik gemisi olarak hayatta kalmayı başardı. Fakat sonunda piyasadan çekildi ve limanda terk edildi. İlginçtir ki doğa bu büyük yük gemisinin kanatlarının altına aldı ve bu eski paslı gemi şimdi uydudan bile görünebilen düzinelerce gül ağaca yuva oldu. 3 numara. Göl içinde bir adadaki göl içinde bir ada. Kuzey Kanada. Kanada'nın Victoria Adası bir göl içinde uzanır ve Victoria Adası'nda içinde bir başka ada bulunan bir göl vardır. Kafanız karıştı mı? Karışmalı çünkü durum tam olarak böyle. Biraz başım döndü. 4 numara. Alberta, Kanada'daki Badlands'in koruyucusu. Bu arazilerin yapısında bir insan yüzü görüyor musunuz? Görmelisiniz çünkü orada bir tane var. Fakat konu şu ki bu insan yapımı değil. Badlands'in koruyucusunun kafası doğal bir yeryüzü oluşumu. En azından bilim insanları öyle söylüyor. Yerin kulağı vardır lafına yepyeni bir anlam katıyor. 5 numara. Osmite'ın beyaz atı. Stone Points, İngiltere. Hayır bu bir arazi sanatı değil. 19. yüzyılın başlarında yamacın beyaz tebeşir taşına kazınmış bir heykel. Tepelere beyaz at kazınmasının aslında kendine özel bir adı var. Lusipotomi. Artık biliyorsunuz. 6 numara. Potas havuzları. Moab, Utah. Utah'ın sarımsı kızıl peyzajında görmeyi en son bekleyeceğiniz şey hemen dikkatinizi çeken parlak mavi noktalardır. Bunlar aslında potas havuzlarıdır ve en hafif tabirle gerçeküstü görünürler. 7 numara. Wanpa gemi şeklindeki alışveriş merkezi. Kowloon, Hong Kong. Bu yere yukarıdan bakarken böyle büyük bir gemiyi kıyıdan bu kadar uzağa atan devasa bir tsunami olmalı diye düşünmeye başlarsınız. Yine de endişe etmeyin, bu sadece Hong Kong'daki bir alışveriş merkezi. Bununla birlikte revaçta bir yer. Yani kendinizi Kowloon'da bulursanız bu gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 8 numara. Şili Atakama Çölü'ndeki büyük cana yakın dev. Şili ve Peru tarihi 1000 yıldan öncesine dayanan geoglifleriyle meşhurdur. Doğrusu bu özel dev görülmesi gereken bir manzaradır. Dünyadaki en büyük insana benzer figürdür. Bilim insanları o zamanın tanrılarından birinin resmi olduğuna inanıyor. Bana bir çeşit kedi insan gibi geldi. 9 numara, Tanzanya'daki su aygırı havuzu. Su aygırlarıyla dolu bir havuzun neye benzediğini hiç merak ettiniz mi? Buyurun bakalım, aslında Google Earth yukarıdan fotoğraflanan farklı hayvanları gösteren böyle küçük sürprizlerle dolu. Ancak bu su aygırları küçük fasulyeler gibi çok minik olduğunda sevimli görünüyorlar. Yeter ki çok fazla yaklaşmayın. 10 numara, Sudan'daki çöl dudakları. İşte insanlar tarafından yapılmış gibi görünen tamamen doğal başka bir oluşum. Bu seferki çölün ortasında bir çift dudak. Bazıları buna gülümseyen yeryüzü diyor. Muhtemelen gezegenimizin genel büyüklüğüne oranla çok küçük ama yine de oldukça havalı. 11 numara, Japonya Okinawa'daki Batman sembolü. Büyük bir sır nihayet açığa çıktı. Batman Japonya'da yaşıyor. Bruce Wayne'in sevgili Gotham'ından bu kadar uzaklaştığını kim düşünebilirdi? Hey, Kara Şövalye'nin yurt dışında mülk edinemeyeceğini kim söyledi?
12 numara, Mısır'daki başka dünyadan gelen sanat. Bu uzaylı komplo teorisi belgeselinde göreceğiniz bir şey gibi görünen, aslında 1997'de yapılan bir montaj sanatıdır. Üç sanatçı işlerine Çöl Nefesi adını verdi ve aslında hava koşullarıyla oldukça kötü hasar almış olmasına rağmen halen görünüyor. 13 numara, Şili'deki Coca-Cola logosu. Şili Coca-Cola pazarlama uzmanları bir tepenin yamacına şirketin logosunu yazmak için 70 bin boş kola şişesi aldı. Ve evet, türünün dünyadaki en büyüğü olduğu için uzaydan görülebiliyor. Aslında bu farklı şirketlerin benzer şeyler yaptığı harita reklamcılığı denilen daha büyük bir eğilimin bir parçası. Yeni logolarını veya ticari markalarını sererek uydudan kolayca görülebilen kocaman görseller yaratıyorlar. Şey, ya büyük oyna ya da hiç oynama demek lazım sanırım. 14 numara, İngiltere Whipsnade'deki beyaz aslan. Hayır, bu antik bir geoglif değil. 1933 yılını eski bir tarih saymadığını sürece. Şey, belki bazılarına göre. Fakat bu şey kesinlikle etkileyici görünüyor. Beyaz aslan temel bir amaca da hizmet ediyor. Kafası Whipsnade Ulusal Parkı'nın konumunu işaret ediyor. Eğlenceli bir gerçek, aslan vücudunun üzerinde hoplaşıp duran kemirgenlerin ve ufak kanguruların yuvası durumunda. Azılı bir savan avcısı için bu çok fazla. 15 numara, Nevada'daki devasa hedef. Nevada çölünde bulunan bu büyük beton yapının kökeni ve amacı ile ilgili birçok söylenti var. Bazıları bir askeri üssün işareti olduğuna inanıyor. Yine de en son teori, Amerika'nın dört bir yanında böyle birçok işaret olduğunu ve bu hedeflerin hava fotoğrafları için kalibrasyon işareti olarak kullanıldığı 1950'li ve 60'lı yılların kalıntıları olduğunu iddia ediyor. Mantıklı gibi. 16 numara, İngiltere Sussex'teki dünyanın en büyük parmak izi. Buna bakarken acaba bir dev parmağıyla gezegeni tam bu noktadan mı dürttü diye merak etmeden duramıyorsunuz. Şaka bir yana, bu olağan dışı yapı İngiltere Hope Park'ta yer alan bir labirent. Yani birinin parmak izini takip etmek isterseniz gidecek yer burasıdır. 17 numara, Rusya Sibirya'daki Mirni Madeni. Mirni Madeni yukarıdan etkileyici bir görünümü olan insan yapımı bir konstrüksiyon. Ya da sanırım dekonstrüksiyondur. Elmas çıkarmak için yapılan dünyadaki en büyük yapay deliklerden biridir. Sibirya elmas yataklarıyla tanınır. Yani madenin burada kazılmış olması doğal. Gizemli bir yanı yok. Yine de vay canına demekten kendimizi alamıyoruz. Delik demişken 18 numara. Volkanik bir kraterdeki grafiti, Meksika. Hiç imzanızın uzaydan görünmesini istemiş miydiniz? Şey, görünüşe göre hayalinizi bu büyülü kraterde gerçekleştirebilirsiniz. Google Earth bu karakterdeki her bir grafitiyi detaylı olarak gösteriyor. Yani aslında hepsini kuş bakışı olarak görebilirsiniz. Merak ediyorsanız bu yer Meksika'daki Baja California, Sierra Prieta'dır. Bu arada büyük kuş görseli turistler tarafından zarar verilen antik bir arazi sanatı oluşumu değil. Oldukça da yeni bir gelişme. Herhalde birisi tüm manzarayı daha sanatsal yapmaya karar verdi. Peki olumlu bakanlar, haritadaki aramalarınızda hiç sıra dışı komik veya gizemli bir şey buldunuz mu? Aşağıdaki yorumlarda bunu yazın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayarak Olumlu Bak Dünyası'na katılmayı da unutmayın.